Hatay'ın Samandağ ilçesinde doğal yetişen kamışlar yaklaşık bir yıl kurutularak hünerli ellerde tasavvuf müziğinin en önemli enstrümanlarından ney haline getiriliyor. Kalitesi ve boğumunun uygunluğu dolayısıyla ney yapımında çok fazla tercih edilen Samandağ kamışları uzun ve zahmetli emeğin ardından neyzenlerle buluşuyor. Doğal ortamında yetişen ve ustalarca özenle toplanan kamışlar atölyelerde boyutlarına göre istiflenerek kurutulmaya bırakılıyor. Bir yıl sonunda içi boşaltılarak uygun aralıklarla delikler açılan kamışlar, yontma ve zımpara işlemlerinin ardından neyzenlerin nefesinde farklı ezgilerle ruha dokunuyor. Hataylı 61 yaşındaki neyzen ve ney üreticisi Cemil Kahiloğulları 15 yıldır ney üretiyor. Ben Samandağ'da doğdum. 61 yaşındayım. Ney ile askerlikte tanıştım. Askerliğimi Mehteran bölüğünde yaptım. 40 yıldır ney ile uğraşıyorum. 15 yıldır ney yapıp satıyorum. Hem nota ile de kurs veriyorum. Neylerden daha gür ve tok ses alabilmek, aynı zamanda dayanıklılığını arttırabilmek için yağ batırılıyor. İşin diğer püf noktaları ise Cemil Kahiloğulları'nda gizli. Her kamıştan ney olmaz. Her kamıştan ney yapılırsa o zaman neyin değeri kalmaz. Dünyanın en iyi kamışları Samandağ'da yetişmektedir. Bir neyi yapmak için kamışı bir yıl kuruttuktan sonra günde bir tane ney yapıyoruz. Net ses alabilmek için yağlama işlemi yapıyoruz. Ateşte yakılan kamışın ömrü az olur. Ben onun için oyma ile ney yapıyorum. Bir ney yoğun bir emekle bir günde tamamlanıyor. Fiyatı ise kalitesine göre 100 lira ile 3000 lira arasında değişiyor. Neylerimi internet yoluyla satıyorum. Avrupa ve bütün dünya ülkelerine ney gönderiyorum. Amerika, Fransa, Almanya, İskoçya, Norveç, İsveç vesaire Arap ülkelerine de gönderiyorum. Bir neyin fiyatı 100 ila 3000 lira arasında değişmektedir. Türkiye'de 4 tane üniversiteye ney vermişim. Yani Yıldız Üniversitesi'ne ney verdim, Erciyes Üniversitesi'ne ney verdim, Mustafa Kemal Üniversitesi'ne ney verdim, Ege Üniversitesi'ne ney verdim. Birçok fuara da katıldım.